Şeyden başlayalım, burçlardan başlayalım. Başlayalım. Önce bir anneme torpil yapabilir miyiz? Annem terazi burcu. Tamam, mesaj atmış. Terazi burcunu sor diye. Annemin mesajını emir telakki ediyorum. Mesela tabii ki. Annelerin, bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Allah hepsinden, hepsini başımıza eksik etmesin diyoruz. Evet. Ve en üreteni olmaya devam edecek annen. Ama hadi şimdi annene daha da torpil yapalım. Hangi yıl doğumlu? 50. 50 değil mi annem? Satürn 50. Başak. Tuttuğunu koparır öyle kolay kolay. Çok çektirmişsindir sen Candaş. Çok çektirmişsindir. Anneme? Evet canım. Ah canım tabii. Anneme sadece ben, annem öğretmen benim biliyorsun yani. Milyonlarca çocuğun Satürn'ü Başak şeyi var. Emeği, milyonlarca çocuğa emeği var yani. Şimdi burcundan gidecek olursak terazi koç aksında 2023'ün 6. ayında bir tutulma başlıyor. Tutulma aks değiştiriyor. Ay düğümleri taşınıyor. Ve dolayısıyla da oradan itibaren ay... Teraziyi anlatıyorsun değil mi? Tabii tabii. Ama 2012'deki enerjisine geri dönecek. Bak, i̇yi bir şey mi bu? İyi bir şey. Annenin 2012'deki enerjisine geri dönecek. O duygusal durumunu, bu son 2 yıldır yaşadığı duygusal problemlerini geride bırakacak. Oh. 1950-59 zaten artık safları gençlere bırakacak da diyebilirim. O artık başkalarını kontrol etme, kaygı, korku taraflarını da bırakacak. Bak hazır oradan 50 kuşağına da şöyle bir yorum yapmış olalım. Terazi burçları bu yıl burcunuzda tutulmaları ev sahipliği yapacağınız için en çok üreteni siz olacaksınız. Kendiniz çevrenizdeki önerilere kulak vereceksiniz. Vicdan teraziniz bu sefer sizi yanıltmayacak. Koruyup kollayan tavrınızdan birazcık bir adım geri çekileceksiniz. Neşeniz ve özgüveniniz artacak. Ağzınızın tadı geri gelecek. Eğer ekran başında izleyenler varsa, hukuksal problemlerim var, terazi burcuyum, işten ayrılmak istiyorum, tazminat arıyorum diyorsanız ya da bu tarz bir parasal konular varsa size tavsiyem 2023'ün Mart'ına kadar olabildiğince gözlemci olun. Çünkü 2023'ün Mart'ından itibaren gökyüzü sizi destekliyor. Çünkü Plüton artık Oğlak'tan taşınır ve bizim terazi burçlarımızın da önce Mart'ta yolu açılır. Haziran'dan itibaren de ağızların tadı yerine gelir. Ama 50 kuşağına da buradan dedik ki artık çoluk çocuğu biraz kendi haline bırakıp kendi ağzınızın tadıyla ilgileneceksiniz yorumunu da yaptım. Ve 2023'ün en mutlusu, böyle yüzü gülecek, mutlu, keyifli, o melankoliden kurtulacak, ondan sonra işte çevresindeki herkesi toplamak zorunda kalmayacak, öfke çıkışları olmayacak burcu koç. Dur bir dakika, terazi hemen çabuk bitti ya. Uzun mu anlatalım? Geri dönelim şimdi. Biraz koç, bir burçları anlat, terazide tekrar geri dönüp koç. Geri döneceğim. Tabii. O 7. burç. Bu 2023'ün Mart'ı bir kırılma anı anladığım kadarıyla. 2023'ün Mart'ı kolektif bir aydır. Kaderin aktığı bir tarihtir. Hiç hangi kurumda, yapıda, kişi, vasfı, title ne olursa olsun Mart'a müdahale edemez. Mart'ta bir kırılma yaşıyoruz. Sen biraz önce dedin ki 29 Aralık'ta Türkiye'de siyasi gündem değişecek. Evet, Merkür Retrosu başlayacak çünkü. Oğlak bugün ayın kaçı? 27'si, 2 gün var yani. Yani evet. Yarın değil öbür gün gündem değişiyor. Biraz iddialı ama yapacak bir şey yok. Astroloji böyle işte, risk alıyorsun. Dereceler diye sordun ya az önce okudum. Hangi alanda yani, siyasetin hangi, belli mi? İç. Türkiye'nin 7. evi Oğlak'tır ve Merkür Oğlak Burcu'na gerilemeye başlayacak. 29'undan itibaren gündem hızla değişecek ve dolayısıyla biz yeni yıla ne zaman girdik? Anlamayacağız. 18 Ocak kadar da gökyüzü koşar. Biz de liderlerin açıklamaları, değişen dengeler, kime hani artısı fayda sağladı, kim dengeyi değiştirdi, o tarafta ne oldu, kim kimden vazgeçti, bütün kulisler değişir.